Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Nasılsınız? İyi, sağ olun. Siz? Ben de iyiyim. İşinizden etmedim inşallah bugün. Yok, işim yoktu. Eyvah. İzin gününüz mü gitti? O işten ayrıldım ben. Geçici bir işti zaten. Hayırlısı olsun. Bir şeyler yiyelim mi? İster misiniz? Aç mısınız? Ben yeni yedim. Bir çay alayım. Buyurun efendim. Tabii ki. Siz yeseydiniz. Yok yok, sorun değil. Ben de tokum. Sorun değil. Neden konuşmak istedim? Bugün Hazal'ı size bırakırken Hazal bana bizimle yaşamak istediğini söyledi. Size güvenmemem gerektiğini biliyorum. Gülseren Hanım, lütfen. Rica ederim, oturur musunuz? Lütfen. Kötü bir niyetim yok. Ben sadece Hazal'ın bana söylediğini size söylüyorum. Bilmeniz lazım diye düşündüm. Hazal daha küçücük bir çocuk. Kimde kalacağına kendisi karar veremez. Ben de böyle düşünüyorum. O yüzden konuşuyoruz. Olur, sakin. Talihsiz bir yanlışlık oldu. Çocuklarımız karıştı hastanede. Hastaneyi dava edebiliriz, birçok şey yapabiliriz. Ama bu gerçeği değiştirmeyecek. Bizim bundan sonra bu gerçeği kabul edip nasıl yaşayacağımıza karar vermemiz, bir çözüm bulmamız gerekiyor. Hazal'ı size vermeyeceğim. Asla, asla vermeyeceğim. Ben böyle bir şey istemiyorum. Böyle bir niyetim yok. Lütfen. Bu ilişki siz nasıl istiyorsanız öyle devam edecek. Sizi üzecek hiçbir şey yapmayacağım. Hiçbir şey. Ben Hazal'ı öz babası olarak bağrıma basmaya hazırım. Ama sizin izin verdiğiniz ölçüde. Size neden inanayım? Doğru, haklısınız. Beni tanımıyorsunuz. Ama size söz veriyorum. Her şey sizin istediğiniz gibi olacak. Hani eğer sözün yetmez diyorsanız o zaman hukuki bir şey yapalım. İstiyorsanız bir kağıt imzalayayım, bir şey yapayım dedim size. Sözleşmeye uymazsanız ne olacak? Başka ne yapabilirim ki? Hoş geldiniz. Hoş bulduk Sema. Yoga matımı getirir misin bana? Üstümü değiştirip çıkacağım. Hemen getiriyorum. Emine Hanım nerede? Alışverişe gitti. Cansu da odasında. Cansu mu geldi? Hı hı, hastaymış. Öyle mi? Anne, sen mi geldin? Geldim canım. Sen niye geri döndün? Kötü mü oldu? Bu ne Cansu? Kimin resmi? Nereden buldun? Gülseren Hanım verdi. Ne zaman? Bugün okula geldi beni görmeye. Nereden biliyormuş seni? Kızım cevap versene. Baban mı söylemiş? Niye her şeyden babamı sorumlu tutuyorsun ya? Ben söyledim. Onu aramaya gittiğimde konuşmuştuk. Bu kadar uzun sohbet ettiniz yani. Ya ettik. Ne var bunda anlamadım. Ya benim de senin yaşında bir kızım var. Nerede okuyorsun diye sordu. Ben de söyledim. Başka bir şey merak ediyorsan sor. Tamam, kızma hemen. Merak ettim işte. Resmi alabilir miyim? Onun kızı nerede okuyormuş? Neden merak ediyorsun? Niye etmeyeyim? O seni merak etmiş ya.
anlatmak için sormuyorum. İstiyorsanız anlatmayın. Yok, sorabilirsiniz yani. Zaten sizin dediğiniz gibi aileler görüşecekse öğrenmeniz gerekiyor. Biz Hazal'ın babasının nerede olduğunu bilmiyoruz. Pardon. Almanya'da yaşadığını söylemiştiniz. Evet ama Almanya'da nerede yaşıyor, ne iş yapıyor bilmiyoruz. Hay Allah. Bahtiyar. Buyurun Dilara Hanım. Hemen arabayı hazırla. Peki efendim. Ben boşanma davası açtım. Avukat beni mi oyalıyordur nedir? Hala açtığım gibi duruyor dava. Peki babası Hazal'ı hiç aramıyor mu? Birkaç yıl önce bir bayramda aramış, ben evde yoktum. Biraz da para göndermiş, o kadar. Eşinizin ablasıyla yaşıyorsunuz. Mecburen. Şimdi iyi bir yerde ev kiralasak bir sürü masraf. O evde zaten Hazal'ın dedesinden kalma. Ya kusura bakmayın, sıkıyorum sizi de. Yok yok, rica ederim, hiç sıkılmıyorum. Çay daha alır mısınız? Soğudu bu. Olur. Bakar mısın? İki çay daha verir misin? Buyurun, siz de bana istediğinizi sorabilirsiniz. Eşiniz ne diyor bu konu için? Konuştuk. Konuşmak denirse ona, evet, konuştuk. Ne demek istediğinizi anlamadım. Nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Eşiniz Hazal'ı almak mı istiyor? Bunu mu söylemek istiyorsunuz? Hayır, hayır. Bir saniye. Eğer müsaitseniz çarşamba günü biz sizi evimize davet ediyoruz. Buyurun bir yemek yiyelim, sohbet edelim, tanışalım. Eğer müsaitseniz, isterseniz. Yani gelebiliriz. Bir sorun yok da ben anlamadım. Sorun ne? Sorun şu. Biz eşimle ayrılmak üzereyiz. Daha doğrusu ben ayrılmak istiyorum. Aramız iyi değil. Sıkıntılı, huzursuzluk var. Dolayısıyla akşam yemeği biraz gergin olabilir. Bu yüzden sormak istedim. Böyle.